Selamlar şerefli lordlarım. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Warband'daki istirekleri deneyeceğiz. Benim bildiğim birkaç tane istirek var. Ben bugün onları göstereceğim. Herhalde native'de de sadece bunlar var diye biliyorum. Şimdi öncelikle gideceğimiz yer tabii ki de Ruvaçek şehri olacak ve yegillerin elindeki. Bunu zaten siz de biliyorsunuzdur net bir şekilde. Burada şehir meydanına git dediğinizde bir tane şövalye zırhı, samuray zırhıyla samuray kılıcı buluyorsunuz. Bir saniye. Tamam, şimdi geldik. Şehire girdik bu şekilde. Bir saniye dur. Yanlış yere girdim. Direkt şu şehrin kapısından girdikten sonra sol tarafa dönüyorsunuz. Sol tarafa döndüğünüzde dümdüz gidin, 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 gidin. Şu kadının geldiği yöne girin. Burada hemen sağda samanın arasında bir sandık bulacaksınız. Ben işte buraya daha önce gelmişim. Burada şu. Gelmemişim. Şu garip zırhla kısa garip, yani bir nevi şey işte. Ninja kılıcıyla ninja zırhı buluyorsunuz. Bu oyunu, yani bu zırhı oyunda satın alamazsınız. Çünkü yok. Burada koymuşlar. Evet. Bir sonraki easter egg'imize geçtiğimize göre arkadaşlar. Şimdiki easter egg'imiz ise görmüş olduğunuz gibi bir köyle ilgili olacak bu easter egg. Neden köy derseniz, fark ettiğiniz üzere Gulumar köyünde farklılık var diğer köylere nazaran. Bakın, görmüş olduğunuz gibi haritanın en köşesinde bir tane köy var burada, Gulumar köyü. Yani ben bunu native'de oynadığımda hiç buraya geldiğimi hatırlamıyorum yani. Öyle söyleyeyim size. Bugün köy merkezine gidelim. Köy merkezine girdiğinizde görmüş olduğunuz gibi etrafta batası işte ölen insanların kemikleri, hayvan kemikleri görebilirsiniz. Yani buradan benim düşüncem, yani çok garip bir köy yani diğer köylere nazaran gerçekten. Yani şu an zaten siz de direkt anlarsınız. Yani diğer köylerin hiçbirinde böyle bir şey bulamazsınız. Böyle bir şeyin yani bir de haritanın en uç noktasına koymaları gerçekten ilginç. Köy yaşlısına soralım. De burada diğer köydeki gibi konuşabildiğimiz maksimum şeyler yazıyor. Gördüğünüz üzere gerçekten güvenlikli bir yer. Duvarları olan, sonra kulesi olan, gözetleme kulesi. Ya buranın bir olayı vardı ama şu an hatırlamıyorum. Ben sadece buranın garip bir yer olduğunu göstermek istedim. Biraz gezelim şöyle etrafta. Biliyorsunuz çok, yani güvenlikli bir köy gibi duruyor. İlk baştaki kısım biraz adama gelebilir aslında. Bunun hikayesini biliyordum ama şu an hatırlamıyorum. Dediğim gibi sadece göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir yer aslında girişi. Zaten olay olan kısmı da burası. Bir sonraki easter egg'imize geçelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki easter egg'imiz için Bluka Kalesi'ne geldik. Bu kale Veagirlerin içerisinde bulunan normal bir kale. Şöyle içeri girdiğinizde normal bir kalenin içi gibi görebilirsiniz. Fakat burada asıl olan kısım işte bu nokta. Görmüş olduğunuz gibi burada bir iskelet var, lord var. Şu gibisiniz, sırtından hançerlenmiş. Yani bunun da hikayesini hatırlıyordum fakat aslında bunu biraz az uz hatırlıyorum. Bu Bannerlord'la ilişkiliydi hatta. Bunu bulan kişi Bannerlord'la bir bağlantı kurmuştu bu kişinin. Görmüş olduğunuz gibi şu an burada bir iskelet var, ölmüş. Ve burada da bir tane Lord var. Veagir Lord'u. Bunun hikayesini tam hatırlamıyorum ama şöyleydi galiba. Buranın Lord'u olacaktı galiba. Bu Lord filan da istemiyordu galiba. Bunun üzerine bunu bir ziyafete çağırıp zehirliyorlardı ve sırtından hançerliyorlardı. Yani benim hatırladığım böyle bir hikayesi vardı bunun. Ve bunu biz Bannerlord'da görecektik diye hatırlıyorum. Yani bunu 5 yıl önce mi ne çıkmıştı bunun hikayesi ve o ara bunu böyle anlatmışlardı. Bannerlord'da bağlantısı olan ölen Lord diye geçiyordu hatta. Buranın olayı da bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bir tane amcam var. Fakat ölmüş. Yani bunu burada hala tutmaları da saçma. Fakat ikonik bir mesele. Neyse arkadaşlar. Bugün göstereceğim easter egg'ler bu kadardı. Ya ben başka easter egg bilmiyorum oyunda. Gösterebileceğim maksimum şey de bunlardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sıkmamışımdır. Biraz hastayım, o yüzden enerjik değilim. Daha enerjik bir video çekmek isterdim fakat şu an müsait değilim.
Dediğim üzere videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.